Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda en popüler programlama dillerini göreceğiz. En popüler programlama dilleri hangi kriterlere göre listelendi derseniz şöyle açıklayayım. Popülerlik kriterleri en başta yüksek maaş, yaygın kullanım, daha sonra gelecekteki olası kullanım artışı, öğrenme kolaylığı, GitHub gibi, GitHub'daki istatistikler gibi kriterlere dayanıyor. Biz ortalamasını almaya çalıştık bunların. Size 10 tane programlama dilinden oluşan bir liste hazırladık. Gelin şimdi o listeye bakalım. 10. sırada C++. Bu efsanevi dil, low level adı verilen bir programlama dildir. Low level demek makine tarafına daha fazla yakın anlamındadır. Oldukça eski bir dildir. Nerelerde kullanılıyor? Neredeyse her yerde. Network programlamadan tutun, masaüstü programlamaya ya da mobil programlamaya kadar pek çok alanda C++ kullanılıyor. Açıkçası C++'da yapılamayan bir işi başka programlama diliyle yapmak oldukça zor. Ancak C++'dan daha low level dillerle bu işler gerçekleştirilebilir. Öğrenme kolaylığı açıkçası açık konuşacağız. Zordur arkadaşlar. C++ zor bir dildir. Makine tarafına yakın bir dildir. 9. sıraya bakalım. 9. sırada SQL var. SQL veri tabanı sorgulama dilidir. Günümüzde tüm veri tabanı, hepsinde demeyelim, pek çok veri tabanı yönetim sisteminde kullanılmaktadır. Ne yapar? Sorgulama işlemleri yapar. Ya da store procedure, view oluşturma gibi çeşitli işlemler gerçekleştirilir. Oldukça popülerdir çünkü veri tabanlarının kullanılmadığı alan neredeyse yok gibidir. Öğrenme kolaylığı kolay bir dildir. C++'a göre özellikle oldukça kolaydır öğrenilmesi. Swift. Swift artık arkadaşlar nispeten yeni bir dil. iOS cihazları için Apple tarafından üretilen bir programlama dilidir. Nerelerde kullanılıyor? Apple ürünü olan tüm cihazlarda uygulama geliştirmek için kullanabiliyorsunuz Swift'i. Zaten Apple tarafından geliştirildi. Öğrenme kolaylığı nispeten orta düzeydedir. Zor da denilemez ama kolay da denilemez. Normal öğrenme zorluğuna sahiptir. 7. sırada C. ANSI C. Yani C++ olmayan. Oldukça eski bir programlama dili olan C'den bahsediyoruz. Yine low level'dır. En eski programlama dillerinden bir tanesidir. Çoğu kişi öldü der. Arkadaşlar C hayatta ölmez. Ölemez. Yapısı gereği ölemez. Nerelerde kullanılır? Gömülü programlamanın efendisidir C. İşlemci programlama adını verdiğimiz, mikroçip programlama adını verdiğimiz sektörde yaygın olarak C kullanılır. Pek çok kişinin kullandığı Arduino gibi sistemlerin arka planında C bulunur ya da C++'da bulunabilir. C programlama dili Atmel işlemcileri özellikle AVR ile programlamada yaygın biçimde kullanılır. ARM programlamada da aynı şekilde yaygın bir biçimde kullanılmaktadır. Bir diğer kullanım alanında akademidir. Akademide üniversitelerde eğitim amaçlı yoğun olarak kullanılır. Öğrenme kolaylığı açıkçası zordur. En zor dillerden bir tanesidir. Tabii if else switch case'i öğrenmekle iş bitmez. Pointer'lar, struct'lar, union'lar bunların yenilip yutulması gerekir. Ben C biliyorum demek için. Birazcık zor bir dildir. Birazcık değil, bayağı zor bir dildir. Ama karşılığını alırsınız, öğrenirseniz. PHP. PHP web dünyasının en çok kullanılan dillerinden bir tanesi. Tanım olarak scripting dili denilebilir. Scripting dili compile edilmeden çalıştırılabilen dil anlamındadır. Nerelerde kullanılıyor? Web dünyasının tamamında kullanılabiliyor. Backend işlemler gerçekleştiriliyor. Backend demek server tarafındaki işlemleri gerçekleştirmek anlamında kullanılır. PHP oldukça yaygın bir kullanım alanı var. Öğrenirseniz ekmeksiz kalmazsınız. Onu söyleyebiliriz. Öğrenme kolaylığı kolaydır. Yani zor değildir. Kolay bir dildir PHP. C#'a bakalım. C# listemizin 5. sırasında Microsoft'un geliştirmiş olduğu bu dil nesne yönelimli bir programlama dilidir. Java'ya alternatif olarak geliştirilmiştir. Nerelerde kullanılıyor? Masaüstü uygulamalardan tutun web dünyasına,
Xamarin'le birlikte mobil alanlara da girdiler. Soket programlamaya, hatta günümüzde IoT yani Internet of Things dediğimiz alana da girmiş bulunmaktalar. C# kullanılmadığı yer neredeyse yok arkadaşlar. Öğrenme kolaylığı orta düzey bir dildir. Yani C++ kadar zor değildir ama tutup da scripting dilleri kadar da kolay değildir. Arada bir yerdedir. Çok zor olduğu söylenilemez. Dördüncü sırada Ruby var. Ruby aslında buraya girme sebebi, yani dördüncü sıraya girme sebebi günümüzde oldukça talebin artmasıdır. Ruby bilenler şu anda çok değerli bir konuma geldiler. Yine bir scripting dilidir. High level bir dildir. High level demek kullanıcı tarafına yakın anlamına gelir. Nerelerde kullanılıyor? Web uygulamaları geliştirmede Ruby sıklıkla kullanılıyor. Öğrenme kolaylığı oldukça kolaydır Ruby'nin. Üçüncü sıramızda Python var. Hepimizin çok sevdiği Python listemizde üçüncü sırada. Python yine scripting diline benzeyen bir dil ama interpreter bir dil demek daha doğrudur. Bazı kişiler Python'ın scripting dili sayılmayacağını açıklıyor. Oldukça da haklı argümanları var. Nerelerde kullanılıyor? Big Data'dan tutun Neural Networks'e, Data Mining'den Image Processing'e, web dünyasına, yani aklınıza gelebilecek pek çok yerde Python kullanılabiliyor. Python öğrenmesi oldukça kolay arkadaşlar. Python gerçekten çok kolay bir dil. Tavsiye ediyoruz. Python zaten yükselen bir değer. Yakın zamanda belki dünyanın en popüler dili haline gelecek. İkinci sırada JavaScript var. JavaScript kimilerine göre ilk sırada, bize göre ikinci sırada. Yine yani zirveyi zorlayan bir biçimde. Yine high level bir programlama dili. Front end dediğimiz kullanıcı taraflı çalışıyor. Tabii ki bu son dönemde oldukça değişti. JavaScript'te geliştirilen kütüphanelerle, yeni frameworklerle yapısı tamamen artık çok daha işlevsel bir hale geldi. Nerelerde kullanılıyor? Web dünyası zaten cepte. JavaScript web ile birlikte çıktı. Ama günümüzde mobil dünyada kullanılabiliyor. Oyun geliştirmede bile kullanılabiliyor. Biliyorsunuz Unity gibi yapılarda, programlarda JavaScript ile oyun programlayabiliyorsunuz. Hatta React Native'de yine mobil uygulama geliştirebildiğiniz gibi mobil uygulamalar ile oyun da yazabiliyorsunuz. JavaScript gerçekten çok işlevsel bir dil. Üstelik öğrenmesi de oldukça kolay. Kolay sayılır yazmamızın sebebi, evet kolay öğrenirsiniz ama öğrenmeniz gereken çok şey vardır. Biraz zaman alacaktır. Listemizin ilk sırasında kimse kusura kalmasın ama Java var. Neden Java var? Çünkü zaten popüler olan bu dil dünyadaki pek çok büyük projede kullanılmaktadır. Sektörde özellikle üst düzey Java bilenlerin maaşları diğer programlama dilini bilenlere göre nispeten daha fazla olduğu görülmüştür. Burası tabii ki daima tartışmalıdır. Java'nın temel olayı bir kez yazdığınız programın her yerde çalışabilmesidir. Bunu sağlayan şey tabii ki Java Virtual Machine. Bu bizi ilgilendirmiyor. Biz yazdığımız kodu başka bilgisayarda da, başka işlemci yapılarında, başka mimarilerde de çalıştırabiliyor muyuz? Buna bakarız. Java bize bunu sağlar. Nerelerde kullanılıyor? Her alanda kullanılır. Masaüstü uygulamada geliştirebilirsiniz. Mobil uygulamada geliştirebilirsiniz. Soket programlamada yapabilirsiniz. Her şeyi yapabilirsiniz. Java ile hatta gömülü programlama bile yapabilirsiniz. Java Embedded isimli yapıyla birlikte. Tabii pek önerilmiyor. O ayrı mevzu. Ama Java ile her yere iş yapabilirsiniz. Sektörde pek çok kurum Java ile iş yapıyor. Biz de bunu dikkate alarak Java'yı ilk sıraya yerleştirdik. Ve tüm orta düzey nesne yönelimli programlama dillerinde olduğu gibi, yani Java, C# ile birlikte değerlendirilmelidir. Java'nın da öğrenme kolaylığı orta zorluktadır. Yani C++'dan daha kolaydır ama bir Python'ı öğrenmekten de daha zordur Java. Oldukça geniş bir alanı var.
Arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın.